Ahmet Hocam, Bogomiller. Hocam 15 dakikamız var. Buyurun, söz sizde. Hocam sesinizi açar mısınız? Muhammed Evet. Hocam, şimdi açıldı. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Türkçe anlatımına geçmeden önce kısa bir İngilizce özeti vereyim, söyleyeyim. Ondan sonra devam ederiz. As far as we know about Bosnia, maybe it's the last war, 1992-1995, or maybe the first president. He is famous here in Turkey, Alia. But besides that, what can we say about, Bosnia, her past? Did she had a good past about church or whatever and things like that? And this brief summary and in my explanations and my speech, we will talk about Bosnian church, which is not exactly Muslim, not even Christian. It's the mix of everything, and we will see it. And how throughout the history, throughout the centuries, how was growing up or down the Crusaders against the Bosnians, and mean of Balkans, and all those kind of things we will now see it in my Turkish explanations. Tamam, şimdi Türkçe'ye Tabii tabii geçebilirim. hocam. Hocam, Bosna dediğimizde aklımıza işte Son Savaşı gelebilir, Aliye İzerbegovic gelebilir. Ama onun haricinde hele Türkiye Akademik Camiası'nda, Türkiye'de ve diğer ülkelerinde Bosna hakkında neler, ne kadar biliyoruz, bilebiliyor muyuz geçmişi, tarihi, şunları, bunları? Bugün Bosna'nın bir tarihin geçmişine, püf noktasına değineceğiz. O da Bogumil, işte Herezi, kilisesi nedir, neler oldu, bitti vesaire. Önce anlatımı siyasi tarihten işte düşüşler, yıkılışlar, şunlardan, bunlardan. Ondan sonra da kültür ve ayin ve bu şekilde bitirmeyi planlıyorum. Şimdi siyasi tarihe başladığımızda hepimiz biliyoruz işte Hristiyanlık yükselişi nasıl başladı. Büyük Konstantin'le İstanbul'da şununla bununla işte sonra İranlılardan, Ermenilerinden, Bulgarlara kadar. 8. 9. yüzyılda Bulgar taraflarında bir tane ben Heres diyorum Türkçesi de ama belki de doğru inanç ifadesi de kullanabiliriz. Bulgaristan'da çıktı. Bunlar İstanbul'daki patriarhı, onun idaresini, gücü kabul etmediler. Şey dediler, iki tane tanrı vardı. Birisi iyiydi, birisi kötüdür. Bunlar böyledir, şöyle de işte haç da kabul etmediler. Alexi ve Manuel Komnenos'un bu herez harekatı kanlı bir şekilde bastırdılar ama bitiremediler. Bu var olan kişileri yavaş yavaş Bosna'ya, yani önce Sırbistan'a sonra Bosna'ya doğru hareket ettiler. Ve en güzel yeri Bosna'da buldular. Niye? Herkes sorabilir. 10-11. yüzyılda hepimize malum üzere Sicilya fethedilmiştir. Ve Sicilya'dan Bosna'ya, Hırvatistan'a Müslüman olan Ahmediler, yani İsmailer Bosna'nın kuzeyinde bugün Osijek, işte Banja Luka etraflarında yerleştiler. Ve bunlar bir yüz yıla kadar ayakta kalabildiler. Sonra Macar taraflarından yok edildiler. Ama bunlar bir araya Bogumillerle, yani Bulgaristan'dan kaçabilenlerle geldiler ve ortaya yeni bir yapı çıktı Bosna Hersek'te. Ve en güzel örneğimiz Karadağ papazı Vukašin veya Vukan 1199 yılında şöyle bir şey belirtiliyor. Bosna topraklarında hem Bosna hem Hersek'te ne Katolik, yani ne Roma Hristiyanlığı ne de İstanbul Hristiyanlığı yapılmaktadır. Başka bir şey oluyor. Ve bu çok herkesin gözüne girdi ve nitekim de 1204 yılında Papa 3. Innocentiye Bosna'ya hac seferi ilan etti. Ve en meşhur Bosna'nın bize şey diyor hani Knez tarzına ağ banı Kulin 1204 yılında Zenica şehrinde güya kağıt üstünde Bogumil dininden, heresinden vazgeçmiş bulunmaktadır. Bunun da imza attı ama bu böyle kaldı. Sonra ne oldu?
13. yüzyılda Bogumil tarihi gittikçe arttı. Zenginlikle arttı, paralar geldi. Ve Bogumil aynı zamanda hepimiz malum üzere duyduk. Fransa'da, özellikle Güney Fransa'da Katars, İngilizce olanı, herezi yaygın olan bir durumdu. Hem Güney Fransa'da hem İtalyan'da. Bunlar bizim Boşnaklarla, Bosnalılarla birdir, tektir. Ve nitekim şöyle diyelim, Bosna Kilisesi'nin baş papazı tabiri caizse dede olarak geçiyordu. Onun sonrasını anlatacağız, onun idari yapısalı. O Bosna'nın dedesini Güney Fransa'daki Katarlar ve diğer herezler en üst başkanı olarak kabul ediyordular. Bir diğer ilginç tarafı da Fransa Kraliyeti'nin bayrağı biliyorsak, bu Bourbon monarşiyi vesaire, zambaktır üstünde var. Bosna'nın ana bayrağı, şu an her Boşnya'nın kalbinde taşıyan bayrağın üstünde zambak var. Bunu ancak bununla birleştirebiliriz. Yani Güney Fransa, Navara, Bourbon vesaire, Bosna ile beraberdir. Bir araya oldular. Dinen de olsa beraberdik. 1204'ten sonra, yani 13. yüzyıl sırasında Macarlar ve Papa, Roma'daki Papa, oradaki Bosnalılara karşı Haçlı seferleri başarısız bir şekilde yürütmeye çalıştılar. En sonunda 1264 yıllarında Ban Matea Ninoslav Macar kralla bir barış anlaşması imzaladı ve Macarlar, yani Roma batı tarafı, Bogumil Kilisesi'ni kabul ettiler. Öyle ya da böyle kabul etmek zorunda kaldılar. Ve Bosna kralı da Ban Matea, onun karşılığında Fransiskenlere ve diğer kişilere müsaade etmiştir. Bosna'ya gelin, manastırları kurun, hani biz karışmayacağız gibi şeylerinde, vaatlerde bulundular. 13. yüzyılda aşağı yukarı böyle geçmiştir. Ve tabii ki de şunu da belirtmekte fayda olur. Sırp krallar, işte Sead Bey de bazıları bahsetti, Stefan, Vukašin vesaire. Hırvatlar da keza öyle. Bosna Bogumileri gördüğü yerlerde ya yakıp ateşe veriyorlardı ya da esarete götürülüyordu. Maalesef bu durum ancak 14. yüzyılda Tvrtko krallığıyla birlikte bir sonu buldu. Şunu da söyleyebiliriz. Avrupa'dan en eski üniversiteler bile Tvrtko kral döneminde Bosna Kilisesi Visoko şehrinde, Moştre isimli bir nahiyede 1377'de üniversite kuruldu. Orada görünen ders hem Boşnakça, o zamanki eski haliyle, hem Latince hem Yunanca da vardı. Felsefe, diğer işlerle birlikte üniversite oldu, yürütülüyordu. Osmanlı döneminde bu üniversite kalmıştır. Yani medrese olarak. Farklı şekilde ona da biraz değinebiliriz. 15. yüzyılda geldiğimizde Bosna Kraliyet'in ailesi, gücü, iktidarı, ordusu vesaire gitgide düştü ve bununla büyük bir sıkıntılar yarattı. Hani o bir yandan Osmanlı tehlikesi oluyor, bir yandan Roma tehlikesi oluyor. Ortada isyan kaynıyor. Çünkü halk Hristiyanlık kabul etmek istemedi. Ve 1430'lar sonrası da Bosna Hersek'te başarılı birkaç Haçlı sefer oldu. Ve Bosna krallar öyle ya da böyle inkvizisyon mahkemesi kurmak zorunda kaldılar. Kendi halkına, halkına karşı. Ve inkvizisyon mahkemesi kurduktan sonra bu bir yani yıkılış noktasıdır diyebileceğimiz. Ve bu 1463'e kadar götürüldü. Ve Sultan Mehmet Fatih Han'ı ile birlikte, hani Bosna'ya girdiğinde Bosna halkı, askerler, ordular, oradaki işte asilzadeler hiç kimse şey vermeden sultanın hakkını, idaresini kabul etti. Hatta 28 Mayıs'ta 1463 yılında Bosna Kraliyet şehrinde, başkenti Yajce yakınlarında, bir günde
40 bin Bogumil ailesi Sultan Mehmet Fatih Han huzurunda İslam'ı kabul ettiler. Ve bu da Sultan Mehmet Fatih Han kendi işte günlüklerinde bazı fermanlarda yansıntı yazmıştı, anlatmıştı. Hoşuna da gitmişti. Şimdi biz kısaca tarih, bu siyasi tarihine değindik, yazdık, ettik. Peki şimdi biraz hani kültür, sosyal, dine değinelim. Nedir? Nedir vesaire? 3-4 dakikamız var Muhammed Hocam. Ona göre tamam. Sığdıralım. Tamam. Bosna Kilisesi'nde en başında bir dedo, ded. Yani bildiğimiz bizim yaşlı dede var ya, böyle sopalarla geziyorlar böyle biraz sinirli. Aynen o şekilde o vardı. Onun altında işte yaşlı kişilerin meclis etrafında oturan bir kilise yapısı oluyordu. Ve bu Visoko şehrinde oluyordu genellikle. Ve bunların en önemli inancı da dual, yani ikili inanç sistemi. Ne demek bu? Dünyayı bir tanrı, yani ışık yarattı ve tüm kötülükleri, bizim şehvetlerimizi, işte alkolü, şunları, bunları karanlık tanrı takip altındadır. Ve bu nedenle bunlar ne kiliseyi, ne haçı, ne işte Hazreti İsa'nın tanrı sıfatları kabul etmiyordular. Hatta bizim gibileri de günde 5 kere dua, ayin yapılırdı. Ve onların ayinleri, duaları için abdest almak zorunluluğu vardı. Yani su ile yıkanıyorlardı. Bunun haricinde onlar da her yeri ne diyelim, mabet olarak görürlerdi. Ayrı bir yer, şu su, bu su, hani bugünkü bizim cami veya kilise veya başka bir şey tarzında tam yoktu. Ve daha çok serbestlerdi. Gerçek bir Hristiyan, yani Bogomili, dünyadan uzak, bu dünyadan ne parası, gözü, ne şuna buna, sadece Tanrı'ya dua etmekle bütün hayatını geçerdi ve devam ederdi. Bu günümüzdeki boşnaklarla kalmıştır. Hani diyemeyiz, hiç kimse şu an ben Bogumil'im demiyor, ama gerek adetler, inançlar, şunlar bunlar, hem Boşnak'ta, Boşnak Müslüman'da, hem Boşnak Hristiyan'da, hem Boşnak Ortodoks'ta görülebilir adet. Çünkü hepimiz de büyük tarlalarda, yerlerde dua etmeyi beğeniriz, severiz, hoşumuza gider. Ve Bogumiller, bugünkü kalıntılar, işte taş yerleri, böyle gömülü yerleri, üniversite dedik ve hala daha araştırılmaktadır. Uzun yıllar Bosna'daki, yani Balkan Akademik Camiası'nda hiç kimse Bogumil'i kabul etmiyordu. Ya bu Hristiyanla aittir ya da Ortodoksluğa. Ama en güzel örneği 1461'de Juan Torquemada bir kendi Latince olarak kitabında yazdı. Bosna Bogumillerinin 50 tane inançsızlık fikirleri, ideaları. Bunu da okuduk Latince olarak. Güzel oldu. Günümüzde Türkiye'de Bogumille ile az çalışma var. En çok Profesör Doktor Muhammed Said Dinç Marmara Üniversitesi'nden çalıştı ve hepimiz birlikte daha fazla hem Türkçe'ye hem genel manada akademik camiasına eserleri kazandırmamız lazım. Teşekkür ederim. Hocam, vaktinde bitirdiniz. Ben teşekkür ederim.